şu Allah'ın işine bak ya. Aynı şey bir adamın başına iki kere nasıl gelir? Önce rahmetli karısı, şimdi de kız kardeş. Kader işte azizim. Ne yapabiliriz ki? Allah korusun. Behiye gibi Halide de o yataktan felç olup kalkamazsa... Muzaffer bu sefer kendine bir fenalık yapar diye korkuyorum. Madam, siz çok mu iyi tanırdınız Behiye Hanım'ı? İyi tanırdım tabii. Sık sık elinde moda dergileriyle bana gelir. Orada gördüğü elbiseleri dikmemi isterdi. Çok mu severdi Muzaffer Bey? Çok severdi. Hani filmlerde, romanlarda olur ya... öyle bir aşktı ikisinin aşkı. Peki eceliyle mi öldü Behiye Hanım? Eceliyle. Ama zaten o kazadan sonra yarı ölü gibiydi. Ne kazası? Atıyla dolaşırken at yılandan mı ne ürkmüş, uçurumdan aşağı yuvarlanmışlar. O günden sonra felçli kaldı Behiye Hanım. Ne feci. Çok feci. Öyle kötü bir vaziyetteydi ki... boyundan aşağısı tutmuyordu. Sonra bir gün duyduk ki intihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Nasıl? Çiftliktekilerin anlattığına göre yıkanmak için küveti doldurtmuş. Sonra beni yalnız bırakın diye herkesi çıkartmış banyodan. Yarım saat, bir saat sonra hiç ses çıkmayınca gidip bakmışlar. Behiye Hanım suyun altındaymış. Çok yazık. Muzaffer, çok özür dilerim. Yanlışlıkla patladı tüfek, yemin ederim. Köpek dibimde havlayınca... Biliyorum. Benim hatam. Tüfeği eline vermemeliydim. Hastamızı görebilirsiniz Muzaffer Bey. Vaziyeti nasıl? Korktuğunuz kadar kötü değil. Düştüğünde başına ve omuriliğine zarar gelmemiş Allah'tan. Kolunda kırık ve ayak bileğinde bir çatlak var. Oh, çok şükür. Gece müşahede altında kalsın, yarın eve götürebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kemal, sen Güllü'yü çiftliğe götür. Burada kalmanızın bir manası yok. Bağ üstüne efendim. Yasin Ağa, sen de git. Ben kalsam, belki ihtiyaç olur. Peki, nasıl istersen. Hadi siz gidin. Buyurun. Beni çok korkuttun hemşire. Sana bir şey olsaydı ne yapardın? Abi. Beni affedebilecek misin? Artık bunları konuşmayalım, ne olur.
Mühim olan tek şey senin iyi olman. Doktor yarın taburcu edebileceğini söyledi. Bu gece yanında kalacağım. Yarın çiftliğe birlikte döneriz. Demek işi buraya kadar vardırdın ha. Ne demek istiyorsun? Az kalsın öldürecekmişsin Halide Hanım'ı. Saçma sapan konuşma. Kazayla ateş aldı tüfek. Ne malum tetiği bilerek çekmediğin? Yeter artık üstüme geldiğin Kemal. Senden de senin bu zırvalamalarından da bıktım usandım. Yarından tezi yok, çekip gideceksin çiftlikten, anladın mı? Anladım Güllü Hanım. Ama beni Muzaffer Bey işe aldı. Madem benden memnun değilsiniz, çıkın karşısına ona söyleyin gereğini yapıversin. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.